Serhat Bozkurt'la beraber. Serhat Bozkurt da karşımızda. Onunla konuşalım, değerlendirelim istiyoruz. Serhat hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Özletiyorsun bak, arayı açıyorsun bizde yayınlarda. Seyirciler de özlüyor ona göre Serhat. Sağ olasın. Serhat şimdi herhalde güne başlarken ben aslında bunun bir sürpriz olduğunu da çok düşünmüyorum. Cihan Paçacı'nın yaptığı açıklamadan çok farkı var mı bilmiyorum, sen ne dersin? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'la Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili demiş ki biz kazanacak kişinin aday göstermesini istiyoruz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da aynı mesafedeyiz diyor ama 13 Şubat'la ilgili sözleri enteresan. Bunu Meral Akşener'in ağzından da duymuştuk. Biz altılı masayı terk etmeyeceğiz. Genel başkanımız hem partinin iradesini hem de geniş halk iradesini yansıtacak bir tutumu nasıl sergilediyse bundan sonra da sergileyecek. 11-12 gün içinde bu işin oldu bittiye getirilmesi, artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor. 13 Şubat'ı biz de televizyondan duyduk diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla birlikte. Böyle bir karar alınmadı diyor bir önceki toplantıda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? 13 Şubat'ta aday belirlenecek. Ya o gün açıklanır ya da ondan birkaç gün sonra bir toplantı yapılır ya da seremoni düzenlenir, orada açıklanır, duyurulur kamuoyuna diye bir açıklama yapmıştı. Sonra parti kurmayları da benzer açıklamalar yaptılar. Böyle bir 13 Şubat polemiği var Millet İttifakı'nın içinde, İyi Parti ile CHP arasında görebildiğim kadarıyla. Diğer partiler çok fazla katılmıyorlar bu meseleye. Ne diyeceksin buna? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İyi Parti'de genel başkanı çevresindeki insanlarla arasında bir haberleşme konusunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de masanın bileşenlerinin, muhtelif bileşenleriyle konuştum. 13 Şubat'ta ilgili bir mesele görüşülmüş orada. Bir karara da bağlanmış ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmiş bu talebi o masada. Yani bu artık kamuoyunda beklenti çıtası yükseldi. Yavaş yavaş aday ismini konuşalım. 13 Şubat'ta bunu konuşalım diyen kişi Kemal Kılıçdaroğlu masada herkesten de onay alıyor. Yani masada 13 Şubat'ta isim konuşulacağı masadaki herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir mesele. Şimdi orada bir detay var ama Serhat, herhalde isim konuşulacak meselesine itiraz etmiyor İyi Partililer. 13 Şubat'ta belirlenecek bu kesin ifadeye itiraz ettiklerini anlıyorum. Yani Yavuz, buradan kavga çıkaracak nedenler de ortaya konulabilir. Yani isim görüşüldüğü zaman üstünde mutabık kalınırsa, karar verilirse isim o gün açıklanır. Hatta isim belirlenir, bir hafta sonra açıklayalım da derler. Ama meselenin ismin 13 Şubat'ta görüşülecek olması. Yani bu burada anlaşılacak bir şey yok. Ama siz masayı devirmek istiyorsanız ya da bir hırgür çıkarmak istiyorsanız böyle hani o kahvelerde, okeylerde kavga etmek için yenileceğiniz yer aranır ya, onlardan. Onun gibi bir şey bu da. Yani burada İyi Parti'nin pozisyonunu, aslında bugün politik pozisyonunu tarif eden bir açıklama Genel Başkan Yardımcısı'nın yaptığı. Cihan Paçacı'nınki biraz daha farklı tabii ki. İyi Parti kendini pozisyon, politik olarak bu pozisyonda tutmak istiyor. Buradaki sıkıntı şu, yani İyi Parti'den kaynaklanan bir sıkıntı var. Çünkü masadaki diğer bileşenler bu sıkıntıyı paylaşmıyorlar. Kazanacak aday kavramı terminolojik olarak da sıkıntılı. Çünkü siyasetin doğasına uygun bir kavram değil bu. Kazanacak bir aday arıyorsanız partilere, partilerin genel başkanlarına ihtiyaç yok. Kazanacak adayı anket yoluyla belirleyecekseniz anketçi firmalarına söylersiniz ve anketçi firmalar bir kazanacak adayı ortaya korlar. O kendi yolunda devam eder. O zaman bu siyasi partiler, Pentagon gibi kocaman binalar, bu binaların içinde onlarca insanlar ne iş yapacaklar? Kazanacak aday olmaz ya. Bu partiler kazandıracak sistem olur. Kazandırırlar. Kazandıracak teşkilat olur değil mi? Tabii. Yani bu ezber üzerinden, bu peşin kabul üzerinden yola çıkacaksak Türkiye'nin en kolay, en rahat kazanabilecek adayının adı, politik figürünün adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman herkes onun arkasında kümelenecek. Derdiniz buysa. Ha buradan ne niyetle hareket ediliyor? Çünkü İyi Parti anlaşıldı ki bu sıkıntının kaynağı. Sedat, oraya gelmeden önce bu ama yeni de değil değil mi? Yani bundan önce de hatırla, Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı bir programda işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak liderler, onlar onay vermeden karar alınmayacak gibi bir ifadesi üzerine hafif bir gerilim artmıştı. İyi Parti'den böyle bir karar almadık diye açıklama gelmişti. Bir önceki toplantıda bu kararın alındığına ilişkin diğer siyasi parti liderlerinin açıklamaları vardı. Yani böyle bir huzursuzluk hali var İyi Parti'de.
O yüzden dedim kaynağı İYİ Parti diye. Tam oradan devam edip bu genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olma modeli CHP'nin daha bu görüşmeler yapılırken yani 5-6 ay önce masaya getirdiği teklif olarak insanların önünde bulunması için dağıttığı metinde mevcut. Ve o metin üzerinden bir epeyce yol alındı zaten. En son anlaşıldı da aslında bu geçiş dönemi yürütme modeli üstünde mutabakata varıldı. Varıldı ama sonrası var. Masada varıldı. Ondan sonra partilere gidildiği zaman İYİ Parti metindeki bazı kavramlara itiraz ederek o metni kendisi redakte ederek diğer masa bileşenlerine dağıttı. Şimdi masada evet dediğiniz partiye geldiği zaman bir anda hayıra dönüşüyorsa yani birkaç maddede sınırlı kalsa da burada demek temel bir sıkıntı var demek ki. Oysa ki siz gündemi belli bir toplantı yapıyorsunuz. O gündemle ilgili kurmaylarınızla çalışıp nihai bir dosyayla oraya gelmeniz gerekiyor. Gerektiği zaman belki o masa bileşenlerinden 5 partiye kendi noktanıza getireceksiniz. Ya da o 5 partinin bir tanesi hepinizi bir noktaya getirecek. O masanın mekaniği böyle işliyor. O tarafından bakmak lazım. Ha, bu ne olur? 13 Şubat'ta oturacaklar, konuşacaklar Cumhurbaşkanı adaylarını. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı bir adım önde. Öbür partiler de itiraz etmiyorlar buna. Nitekim kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde de artık baş başa görüşmelerde de bu bir itirazdan olmadığını dile getiriyorlar. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol kat ettiğini görüyoruz. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına direnecekse sadece karşı çıkmak, itiraz etmek yetmez. Bir alternatif dillendirmek lazım. Orada işte herkesin benimsediği ya da herkesin gördüğü ve tespit ettiği aday Ekrem İmamoğlu olacaksa, o adayı masaya getirecekse, masaya getirmeden önce kendi parti organlarında bunu oylatması gerekiyor. Yani İYİ Parti'de şundan emin miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında parti organlarında bir oylama yapılsa, Ekrem İmamoğlu'na verilecek oy sayısı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha mı fazla çıkar? Bundan emin miyiz? Değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok çok fazla oy alacağını İYİ Parti'nin yönetim kademelerinde biliyorum. Neden biliyorum? Görüştüğüm için biliyorum. Şimdi o nedenle siz o masaya geldiğiniz zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayına itiraz edecekseniz bunun altını birazcık doldurmanız gerekiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da o masada ikna olma yeteneği olan isimlerden birisi. Yani en başta siz onu ikna ettiğiniz zaman Kemal Kılıçdaroğlu öne sürdüğünüz aday kimse şimdiden hayırlı olsun deyip hatta bu açıklamayı kendisi de yapabilir. Ama yok öyle bir şey. Yani masada sadece bir siyasi isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu mevcut. Burada çözemediğimiz halen şu. Yani çünkü masada... Yani daha çok, çok pardon, bir virgül koyarsak. Daha çok İYİ Parti sanki o isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirmesini talep ediyor gibi anlıyorum. Ben bugün Ümit Özdağ'ın açıklamasından da öyle. Daha önce Cihan Paçacı'nın açıklamasında da benzeri vardı. Yani bunu bir siyasi nezaket olarak zaten kendilerinin getiremeyeceklerini, ancak Kemal Kılıçdaroğlu getirirse aday olarak gösterilebileceğini ama onların da hayır demeyeceği biçiminde formülize etmişler. Peki onlar olmazsa, ki CHP getirmezse ne olacak sorusunun yanıtı yok anladığım kadarıyla İYİ Parti'de. Ya burada Meral Akşener biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada tek olmadığını, seçenekleri olduğunu, daha çok kazanma ihtimali olan isimler olduğunu dillendirmek istiyor. İlk biliyorsun Mansur Yavaş üzerinden bir hamle yaptı ama Mansur Yavaş net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Evet. Net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Ben dedi Kemal Kılıçdaroğlu masaya benim adımı getirirse adımın masaya abi gelmesine izin veririm dedi. Yani sadece masaya başkaları tarafından getirilmesine de itirazına bir kayıt olarak düştük. Ekrem İmamoğlu da bunları görmedik tabii ki. O yüzden zaten bu tartışma biraz daha uzuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir yıl önce belediye başkanlarının aday olmaması gerektiğini söyledi. Tabii. Sonuçta o partide bir hiyerarşi var. O hiyerarşinin en tepe noktasında, yani o parti adına irade kullanma yeteneği, meşru hakkı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Bu kadar basit bir mesele. Şimdi bu mesele nasıl aşılır? Aşılır mı? Aşılır. Aşılmama ihtimali yok. Çünkü burada bir uygulayabilecek, Meral Akşener ya da İYİ Parti'nin uygulayabileceği bir B planı mevcut değil. İşte yani, orada çoklu aday mı acaba diye bir şey de var çünkü. Beklenti de var. Ya bu aşılamazsa ya, ne olur? O direnirse Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener de yok biz bu şekilde yürümeyiz derse, ki bu çoklu adayı biliyorsun önce bir İYİ Parti'den dile getirildi. Böyle kulislerde konuşuldu. Kılıçdaroğlu tek aday olursa çoklu adaya doğru gidebilir mesele diye. Sonra Kılıçdaroğlu o resti deyim yerindeyse, biraz belki abartarak da söylüyorum ama çoklu aday da olabilir. Masa o şartlar altında devam edebilir gibi
gördü. Sonra İyi Parti'den açıklama oldu. Tek aday bizim ortak aday önceliğimiz biçiminde. Şimdi tekrar hani direnirse çoklu aday mı olur gibi bir söylem de var. Onu da bir hani hatırlatarak belki yorum yaparsın. Şimdi şuna bir hatırlatmak, daha doğrusu bir kayıt altına almak lazım. Altılı masada 6 tane farklı parti var ve çok ciddi bir mesele konuşuyorlar. Görüş ayrılıkları olması çok normal. Sadece Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için CHP'nin içinde 6 kişiyle bir toplantı yapılsa orada da bu tartışmalar yaşanır. Tabii. Yani hiç kimse hiçbir isim herkesi memnun edecek bir aday olmaz. Örneğin Cumhur İttifakı'nda da MHP'nin tamamının hoşnut olduğuna emin miyiz Erdoğan'ın aday olmasından dolayı? Hatta Cumhur İttifakı'nda BBP'nin o ittifakta olmasından dolayı ya da Hüdapar'ın oraya katılmasından dolayı herkesin hoşnut olduğundan emin miyiz? Bu gibi tartışmalar var. Bunlar normal olan tartışmalar ama burada normal olmayan tartışmalar yaşıyoruz. Bir tanesi sen söz ettin işte. Bu masanın mekaniği tek adaya göre çalışıyor. Yani bir çatı aday oluşturmak üzere bir araya geldiler ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaların tamamı tek adaya yönelik. Yani şimdi geçen açıkladıkları işte hükümet programı seçim vaadi yerine geçecek metni iki aday ya da çoklu adayda hepsini adaylara verip teker teker aynı vaatlerde bulunarak seçime katılmalarını mı isteyecekler? Bu seçimin doğasına çok acayip bir şey olmaz mı o da yani gerçekten? Çok acayip ötesi bir şey olurdu bu da yani. O yüzden bu masa tek adayı çıkaracak. Birazcık sancılı olacak bu. Hani İYİ Parti burada niye direnç gösteriyor? Anlamıyoruz. Ben örneğin bunu öğrenmeye çalıştım. En azından masadaki arkadaşlar, masadaki liderler ve onların yanındaki arkadaşlarla paylaşmışlardır. Bir değerlendirme bulmuşlardır. Emanet olarak dedim hani bir iki cümle alabilir miyim? Onlarda da yokmuş maalesef. Olsa dükkan senin dediler. Ama şöyle bir deneyimimiz var şimdi hatırlayalım. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşılaştık. Orada da bir ittifak modeli vardı ve ittifak modelinin bir çatı adayı vardı. İttifak milletvekili seçimlerinde işledi, sonuç aldı. Sonuç aldığının altını çiziyorum. Çünkü bugün Cumhur İttifakı parlamentoda erken seçim kararı alacak çoğunluğa sahip değil. Tabii. Bu ittifakın o dönem işlemesi nedeniyle. Bu stratejiye hakkını verelim. Kemal Kılıçdaroğlu kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu orada bir başka strateji daha kurdu. Çatı aday modeli. Hoşunuza gider gitmez oy verirsiniz vermezsiniz ama bir model olarak. O çatı adayı Gül olsaydı örneğin seçilseydi ya da seçilmeseydi bugün Türkiye'de siyaseten başka bir tablo ortaya çıkardı. O zaman da Abdullah Gül ismi üzerinde çok duruluyordu. Sen de hatırlarsın. Bizi izleyenler de hatırlarlar. Kemal Kılıçdaroğlu ciddi bir risk de almıştı o isimle ilgili olarak. Son anda Meral Akşener kendi adaylığını koyarak o sistemin dışına çıktı. Ve orada da gene ikili üçlü görüşmelerde Meral Akşener'den itiraz yok. Tam tersi onay var. Görüşmeden ayrılıp genel merkeze gittiği zaman bir itiraz var. Nitekim Meral Akşener'de bu adaylık meselesi gündeme geldiği zaman yüz eleştiride bulunmuştu, onu da hatırlayalım. Evet. Artık ön tıkamam ya da engelleyen kişi ben olmam. Bunu gördüm. Bu hata bir daha yapılmamalı. Ben mealen konuşuyorum. Bu içerikte konuşmalar yaptıktan sonra o yüz eleştirinin gereği olarak da ben Cumhurbaşkanı aday değilim, ben başbakan olacağım dedi. Ve buradan o dönemki o pratik üzerinden politik olarak bir o deneyimlerden bir sonuç çıkarıldığı gibi bir açıklamaydı bunlar. Ama bugün gelinen noktada onun bir tekrarı gibi, bir başka versiyonunu yaşıyormuş gibi bir tablo var. Ama sen de duyuyorsundur bunu Sedat. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında rakip olarak, ki öyle olsa Kemal Kılıçdaroğlu adaydı herhalde CHP tarafından ısrar edilir. İki parti lideri alanda yarışan iki isim gibi görünmez diyorlar. Zaten Meral Akşener böyle bir şeyin içine girmez diyorlar. Bir de muhtemel sonuçlara baktığında da ikinci tura kalmama ihtimali çok yüksek. Bir de sistem bozulacak, bunun bir faturası olacak gibi. Ben İyi Parti'de genel bakış Akşener böyle bir rakip olarak çıkmaz biçiminde, bilmiyorum senin kulağına da geliyor bunlar. Yok yok, kesinlikle çıkmayacak. Kendisi çok üstünü çizdi, hatta vallahi aday olmayacağım dedi. Bütün açı cümle kayıtlarda duruyor. Yani ben Meral Akşener aday olarak ortaya çıkacağına çok ihtimal vermiyorum. Olsaydı zaten yani Meral Akşener bunu bir şekilde ifade ederdi, dillendirirdi. Yani kendi dillendirmese bile birilerine dillendirildi. Buradaki temel itiraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik. Yani ve onun altını da doldurmakta sıkıntı çekiyorlar. Niye bu kadar itiraz ediyorlar? Sedat biraz dağıtıyorum gibi görünüyor ama insicamı bozuyorum senin de. Yok, niye itiraz bu kadar yoğun İyi Parti'de?
O sorunun yanıtı yok. Yani bizleri ikna edecek yanıtı yok. Muhtelif yorumlar var ama yani ne bileyim işte masada gücünü tahkim etmek istiyor, partideki gücünü tahkim etmek istiyor. Oluşacak çok şey almak bu, istiyor, pazarlık edecek ama, seçim. Ama bu masanın anlamı bu değil ki. Yani bu bir seçim değil, bu bir referandum. Burada 16 Nisan referandumunun, 16 Nisan 2017 referandumunun tekrarı yaşanacak. Aynı şeyler oylanacak. Bir ülkenin geleceği, bir ülkenin kaderi oylanacak. Yani burada birinin cumhurbaşkanı, birinin başbakan olmasından daha önemli ki masa rutini de böyle çalıştı zaten. Gene hatırlatalım. Masa ne dedi? Önce ne yapılacağını belirleyeceğiz. Ondan sonra nasıl yapılacağını, ondan sonra da kimin yapacağını. Şimdi neler yapılacağını belirttiler ve kamuyla paylaştılar. Nasıl yapılacağını da mutabık kaldılar, açıklayacaklar. Ondan sonra da bunu kimin yapacağını. Hani buradaki kim üçüncü sırada önem taşıyor. Tabii ki önemli. Ama bu kimin tek özelliği kazanacak bir nitelikte olması değil. O süreci yönetecek, o süreci yürütecek, güven verecek. Ve yani buna ilişkin de insanla bir geçmişi olacak. Yani bir deneyimi olacak, bir devlet geleneği olacak, bir devlette deneyimi olacak. Bu niteliklerin hepsi bizzat masadaki figürler tarafından kaleme alındı ve altı imzalandı. Metinler hala ortalıkta duruyor. Bu nedenle hala şeyi yani örneğin İYİ Parti'deki direnci göremiyoruz. Yani mutlak kazanabilir diye bir itiraz noktası var ama söylediğim gibi altı partinin arkasında yer aldığı her adayın kazanacağı bir siyasi denklem de var. Bu anket sonuçlarına göre söylüyorum bunu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması var. Orada mutabakatın altını çiziyor. Yani bu 13 Şubat açıklaması İYİ Parti tarafından çokça eleştiriliyor ama tam da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın açıklamasından sonra, değil mi? Onun yayınlandığı saatlerde diyelim, Kılıçdaroğlu İlker Karagöz'ün Fox'taki programına katılmıştı. Orada yaptığı açıklamada mutabakat meselesinin altını ısrarla çizdiğini gördük. Temel Bey adınızı adayın kazanma ihtimali var mı? Adayın kazanmama ihtimali var mı diye soruyor İlker. Hayır diyor. Temel Bey adınızı getirirse diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat olması lazım diyor. Bir adayın gelmesi ve çıkması diye bir şey yok. Mutabakat olması lazım. Olmadan karar almayı doğru bulmam. Zaten öyle de bir karar çıkmaz diyor. Şimdi orada tam mutabakat konusunda bir ısrarı var. Yani çoklu aday meselesiyle ilgili artık ortak aday olmayacak. Belki çoklu aday çıkabilir meseleleri biraz geride kalmış görünüyor. Tam mutabakat hala aranıyor anladığımız kadarıyla. Ama devamında da diyor ki benimle ilgili bir mutabakat olursa bundan onur duyarım diyor. Bir de genel merkezi verelim arkadaşlar. Genel merkezi de bugün ben Kemal geliyorum pankartı asıldı. Görmüşsündür Sedat. Yani veriyor mesajları Kemal Kılıçdaroğlu. Artık buradan çok dönüş olduğunu zannetmiyorum ben. Mutabakat tabii ki nezaket devam ediyor. Mutabakat olsun diye. Ama artık buradan bir dönüş zor. Bunu biraz İYİ Parti dayatma olarak algılıyor anladığım kadarıyla. Ya olabilir. Çünkü bir İYİ Parti değil. Diğer partilerde bir takım rahatsızlıklar yaşanmıştı. Çünkü o masa birkaç ay bir türbülansa girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle türban meselesinden sonra. Ondan önce de hafif sallantılar yaşanmıştı. O dış gezilerde dahil bu türbülansa. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti yöneticileri işte Cumhurbaşkanı olarak anons etmeye başladılar. Cumhurbaşkanı olarak söz etmeye başladılar. Ve masadan muhtelif partiler muhtelif yöntemlerle ya dediler bu Cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi mi belirleyecek yoksa bu masa mı belirleyecek, Millet İttifakı mı belirleyecek, buna bir karar verin diye bir itiraz dile getirdiler, bir eleştiri yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu bunları aldı ve partisinin içinde bu liderlik iradesini kullanarak bunların önünü kesti. Artık öyle cümleler kullanmıyor. Fark etmişsindir uzun bir zamandır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etme yeteneği olan insanların hiçbiri parti olarak biz tabii ki isteriz ama masa bunu belirleyecektir, karar verecektir cümlelerini kullanmaya başladılar. Bu noktaya geldi. Yani ufak tefek şeyler oldu. Hani bir emir baki falan varsa bunun makul bir dille anlattığınız zaman karşınızdaki muhatabın anlayabileceği bir sistem var orada. Çünkü Millet İttifakı yani 3-4 yıldır çalışan bir dinamik. Yani daha sonra Davutoğlu ile Babacan yanına geldi ama ondan önce 3 yıldır, 4 yıldır çalışan bir ittifak modeli var ortada. Liderler o kadar sık ve sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerine bunu söyleyebilecekleri bir ortam olduğu kanısındayım ben orada. O rahatla dile getirebilirler. Hatta burada İYİ Parti hani kendisini biraz ayrıştırmak istiyor. Birinci parti olmak gibi önünde bir hedef var. O nedenle yani kendisinin de katılımıyla ya da kendisinin de onayıyla ne yapılacaksa o masada onun yapılmasını kendisi olmadan yapılamayacağını altını çizilmesini istiyor.
Bunun yöntemi bu mudur diye sorarsam ben olmadığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu burada masadaki diğer partiler için çok ciddi bir mıntıka temizliği yapıyor. Nedir bu mıntıka temizliği? Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kaybettikten sonra yani elindeki devlet aygıtı gittikten sonra AK Parti'yi yönetemez. Burada senle AK Parti'nin ne kadar uzun yaşayacağını ya da içinden kaç tane parti çıkacağını falan konuşacağız. Uzun konuşacağız hem de ve bunun sürelerini konuşacağız. Şimdi AK Parti'nin etkisinden kurtulan seçmenlerden bir tanesi bile CHP'ye gitmeyecek. Yani bu mıntıka temizliğini öbür partiler için yaptığını söylemek için anlatıyorum bunu. Anladım. Şimdi oradaki en büyük seçmen bloğu muhtemelen hani birazcık da merkez sağa doğru hamle yapan İYİ Parti'ye doğru yönelecektir. Şimdi siz önünüze böyle bir politik faydacı bir hedef koyuyorsanız örneğin bu masanın en çok çalışması, en kolay karar almasını sağlamanız lazım. Yani direnmek bir yana çünkü ortaya çıkacak sonucu kestirmek çok zor değil. Bu nedenle ben İYİ Parti'nin hani şimdiden gücünü masada ya da kendi partisinde tahkim etmeye çalışmasını hani çok da anlamlı bulmuyorum. Çünkü hani direnç noktalarında hani direncini bir kazanım haline dönüştürebileceği bir konu yok, bir olay yok. Burada yok yani. Bir de aksine seçmenle ilgili de böyle bir umutsuzluk aşılayan bir hadise var. Bugün Bekir Arda da söylüyor. Yani bunu diyor yönetemediler diyor bu meseleleri diyor. Yani altılı masanın hem ortak metin açıklaması hem birlikte çalışması gayet iyi ama adaylıkla ilgili meselede tırnak içinde söylüyorum beceriksiz davrandılar diyor. Kamuoyu önünde tartışıyorlar meseleyi. Bu da seçmende bir güvensizlik oluşturuyor diyor. Ben de katılıyorum yani bu kamuoyunda tartışıldığında biraz iktidara da eline malzeme vermiş olmuyor musun? Onlar da bak anlaşamadılar, bak şöyle oldu, bak böyle oldu falan diye üzerine yürüdükleri bir şey yani yönetim beceriksizliği demiş Bekir Ardır buna. Tabii yani çünkü bu masadan beklenti çok yüksek ve bu tarafta sabretme limitini aşmış bir seçmen kitlesi var. Doğru. Muhalefet partisi için diyorum. Bunların içinde biz de varız yani. Biz de bunların dışında değiliz. Aynen. Öte yanda hani Millet İttifakı'nda böyle ufak tefek sorunlar var ve bu sorunlar çok abartılı bir şekilde kamuoyuyla yansıyor ve tartışılıyor. Oysa ki Cumhur İttifakı'nda daha büyük sorunlar var. Bak bu hafta içinde bir şey yaşadık. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında içeriye kamuoyu önünden, kamuya açık bir şekilde mesaj verdi. Bu dönem sessiz kalanlar da not alıyorum dedi. Bir gün sonrasında çarşamba günü Erdoğan helal haram üzerinden içeriye mesaj verdi. Her iki lider de, yani parti içindeki otoriteleri tartışması olan her iki lider de kamuoyu üzerinden kendi partilerine mesaj vermek zorunda kaldılar. Bu oradaki sıkıntının Millet İttifakı'ndan daha az olmadığını gösteriyor. Yani MHP'de bir yönetilememe, AK Parti'de bir yönetilememe sıkıntısına işaret ediyor. Ama bunlar konuşulmuyor. Millet İttifakı'ndaki bu mesele konuşuyor. Çünkü niye? Buradan beklenti çok fazla. Doğru. Özellikle muhalif seçmenin beklentisi. Ya ben şuna da şaşırıyorum Sedat. Sonuçta dediğin gibi 4-5 senedir birlikte çalışan iki siyasi parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'in, Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşım defalarca televizyonlardan, canlı yayınlardan aktardıklarını duyduk. Yani hem birlikte çalışma konusundaki memnuniyetlerini hem birbirlerinin gösterilen anlayıştan dolayı bu memnuniyetleri dile getirmelerini duyduk. Ya bu çok bir zor bir şey mi yani? Ben son dönemde mesela bu baş başa görüşmelerin yapılmadığını ve bu meselenin böyle konuşulmadığından dolayı da bir acayiplik görüyorum burada. Oturup aslında çok rahat halledebilecekleri konuştukları zaman bir mesele değil mi? Bu niye mesela gitse Kemal Kılıçdaroğlu kapısını çalsa, konuşsa, otursa veya Akşener aynı şeyi yapsa sorun çözülmez mi? Daha tabii rahat. Tabii gene çözülecek. Yani gene çözülecek de daha rahat yani. Kamuoyunun önünde kesinlikle. Olmadan yani. Evet. Tabii yani moral motivasyon kaybı olmayacak en azından. Tabii. Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen seçmenler açısından. Hani belki de üstüne koyarak ilerleyecek bir güven tesis edecekler. Çünkü çok parçalı bir yapı var ve farklı kimliklerden oluşan bir yapı. Bir hükümet modeline dönüşecek, bir seçim ittifakına dönüşecek. Daha önünde potansiyel olarak büyük sorunlar bekliyor bu ittifakta. Yani milletvekili listeleri bir büyük sorun yumağıdır. Daha sonraki hükümet modellemesi ve o hükümet modelindeki bakanlık atama tayinleri bir sorun potansiyelidir. Ondan sonra da işte parlamenter sisteme geçecek. Parlamenter sisteme geçirdikten sonra hükümet modeli tekrardan bir değişecek. Onun için de bir partiler bir araya gelip bir koalisyon hükümeti modeli görüşmeleri yapacaklar. Bakanlık dağılımı, taksimi,
görüşmeleri yapacaklar. Yani Millet İttifakı'nın önünde bugünkünden daha büyük sorunlar çözmesi gereken problemler var yani. Potansiyelleri de var yani. Bunları da göz ardı etmemek lazım. O nedenle bu liderler arasında sorun çözme mekanizmasının hızlı bir şekilde işleyen bir sorun çözme mekanizmasının bugüne kadar oluşması lazımdı. Çünkü ittifak önüne çıkan her sorunu çözdüğü zaman bu ona bir sorun çözme olgunluğu, sorun çözme deneyimi de kazandırıyor ki işte Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında bunun çok daha kalıcı olması, çok daha rahat işleyebilmesi gerekirdi diye düşünüyorum ama masada liderler bir araya geldiği zaman sorun olmuyor. Sorun oradan sonra başlıyor zaten. Evet, yani ben gerçekten bunu çok böyle kendi kendime de düşünüyorum, gördüklerime de soruyorum. Çok rahat konuşabilecekleri, mesela Meral Hanım dese ki benim kaygılarım şunlar, Kemal Kılıçdaroğlu dese ki şu kaygılarım şu şekilde halledilebilir, biz böyle yapacağız, böyle düşünüyoruz, ona itiraz varsa o ona söylese, ona itiraz varsa o ona söylese ve meseleyi kapatıp kapıdan ayrılsalar tokalaşarak, belki de hiç bunlar konuşulmayacaktı bugün. Yani bu kadar mesele uzamayacaktı, çok daha rahat çözülebilecekti ama biraz uzaması da belki siyaseten kullanılan bir taktik olarak da görülebilir. Şimdi sen dedin ya Cumhur İttifakı'nda daha çok sorun var, onlar işte mesele edilmiyor, konuşulmuyor diye. Belki de en önemli sorunlardan birisi de bu Sinan Ateş suikasti sonrasında yaşananlar. Sedat, MHP'de bir sıkıntı var yani bununla ilgili görebildiğimiz kadarıyla. Son olarak da bir sanıyorum Sinan Ateş'in dayısının bir açıklaması vardı. Onu bir aktarayım. Buna ilişkin bir değerlendirme olur mu diye soracağım. Bozkurt, Mustafa Bozkurt dayısı. Sinan evladımızın 40'ının mevlidini 15 Şubat Cumartesi akşamı okutacağız diyor. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız diyor. Dayı da Bursa'da belediye meclis üyesi bir ilçesinde. Daha önce de başka bir dayısı konuşmuştu biliyorsun. O da hani katiller mecliste diyerek çok ağır ifadeler kullanmıştı. Eşi bir açıklama yaptı Semih Yalçın'a ilişkin. Ki aile bugüne kadar hep hani mesele çözülecek, sorunlar bulunacak diye siyasi malzeme yapmayın ricasında da bulunmuştu diğer siyasi partilerden. Artık Meral Akşener de konuşuyor bu meseleyle ilgili olarak. Yani o tarafta da böyle bir fokur fokur kaynayan bir sorun var. MHP her ne kadar sorunmuş gibi göstermesi ya da unutturulmak istense de kamuoyunda bu sönümlensin diye bir talep olsa da. Yani bunun MHP tabanında bir kırma yarattığını çok rahat tespit ediyorsunuz herhangi bir MHP ile görüştüğünüz zaman. Oysa ki MHP Genel Merkezi bunu sessizliğe yatırarak, bunu tartışmayarak, bunu görmezden gelerek bunun geçiştirileceğini umut ediyordu. Ama işte aile, o MHP'li bir aile. Bugünkü dayısı da işte belediye meclis üyeliğinden, MHP'li belediye meclis üyeliğinden istifa etmiş. Yani MHP'den belediye meclis üyesi olmuş ama MHP'den istifa etmiş. Ve bunun arkası gelecek. Çok istifalar yaşandığını genel merkezden sızan bilgilerden biliyoruz. Bu bir organize hal alır mı? Seçim sürecine girdiği zaman ben organize hal alma ihtimalinin olduğunu söylüyorum. Çünkü daha önce de bir iki kere de yazmıştım. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanlarından oluşan Ülkücü irade platformu var. O platform seçimler öncesinde il il, ilçe ilçe dolaşacaklar. Dolaştıkları her yerde tabii ki MHP'lilerle, ülkücülerle bir araya gelecekler. Ve onlara eskiden şunu söyleyeceklerdi, Sinan Ateş cinayetinden önce şunu söyleyeceklerdi. Partinize sahip çıkın, oy verin ama Erdoğan'a oy vermeyin diyeceklerdi. Şimdi partinize de oy vermeyin diyecekler. Yani bunun da nedeni parti yönetimini cezalandırmak ve parti yönetimini parti yönetiminden uzaklaştırmak. Bunun başka yolunu olmadığını da gördüler. Şimdi bu organize olmuş bir MHP tabanı ki artık buna alıştı çünkü İYİ Parti de aynı şekilde oradan ayrıldı. Bir organize olma haliyle ayrıldı. O Meral Akşener ayrılmasından sonraki ikinci büyük travma son dönem için diyorum ya da Devlet Bahçeli'nin genel başkanındaki travma diyorum. Bunun üstesinden gelemedi MHP. Bu aynı şekilde AK Parti'de de sorun. Yani AK Parti'de sorun olmadığını söylemek mümkün değil tabii. AK Parti'de de yani MHP ile işbirliğinden hoşnut olmayan parti yönetiminden tepe noktasından en aşağısına kadar ciddi bir kesim var. Yani o MHP ile ittifak çok içine sindirilmiş bir ittifak modeli değil. AK Parti için de söylüyorum çünkü en çok oy aldığı Türkleri kaybediyor bu ittifakla. Ve MHP'nin ne kadar getirip ne kadar götürdüğünü hesaplamakta sıkıntı çekiyor partide, parti yöneten insanları da, partiyle ilgili ileriye dönük kaygısı olan insanlar. Bir de tabii bir soruşturma aşaması da var bu meselenin.
18 tane. Acayip ilerleyen, acayip ilerleyen bir soruşturma. 18 tane tutuklu var ve işte İYİ Parti'nin bir ada belediye başkanı bir iddiayla gözaltına alındı. 3 gün 4 gün sürdü gözaltı. Oysa bu cinayetle ilgili gözaltına alınanlar bir iki saatlik ifadeleri verdikten sonra hemencecik tutuklanıp cezaevine gönderiliyorlar. Bu da insanlarda bir şey yaratıyor tabii, şüphe yaratıyor. Bunları alt alta eklediğiniz zaman... Tetikçi de yok daha ortada. 18 tutuklu var. Kocaman bir organizasyon çözümlenmiş. Acayip acayip haberler çıkıyor. Ülke Ocakları'nın genel başkan yardımcısı cezaevinde. İşte Ülke Ocakları'nın eski genel merkez yöneticisinin 8 aydır Sinan Ateş'in peşinde olduğu çıkıyor. Yani daha hala haberler parça parça çıkıyor. Ve ortada tetikçi yok. Yani bunlar bir şekilde organize olmuş. O da çok acayip bir durum. MHP ile bir bağlantısından söz ediliyor. Olacak kılavuzla ilgili iddialar var. Onunla ilgili müthiş bir sessizlik var. Bilmiyorum yani, seçim sonrasında kalır mı sence iddianame burada? Vallahi seçim sonrasında kalır gibi gözüküyor. Ben ufak ufak aşındıracakları kanısındayım. Çok üstüne gitmiyorlar. Çünkü yani şurasından baktığınız zaman bile MHP ile kurulan ilişki üzerinden söylüyorum ben bunu. Yani normal koşullarda birazcık daha hani karşıtsanız MHP siyasetine, MHP hareketine, buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak çok rahat bir kapatma davası açtırabilirsiniz. Bunun bir zemini var mı? Var. Var, evet. Yani HDP'nin kadar yaygın bir delillendirme yapamasanız bile, çünkü MHP Genel Başkanı'nın da halen devlete kayıtlarına göre suç örgütü liderleri olan, muhtelif davalarda dosyaları görülen, suç fiili işledikleri için görülen insanlarla yan yana fotoğrafları var. Tek Türk Ceza Yasası suçlu tarif etmez, suç tarif eder. O suçu kimin işlediğine bakmaz. Yani HDP'li işlediği zaman bir suç ve parti kapatma gerekçesi olabiliyorsa aynısı burası için de geçerlidir. Bu nedenle MHP'nin bu Sinan Ateş meselesinden hiç beklemediği, ummadığı bir travmayla, bir kırılmayla karşı karşıya olduğunu net bir şekilde görüyorum. Aynısı Anayasa Mahkemesi'nin başkanlık seçiminde de yaşandı. Bunu da atlamamak lazım. Orada da bir klikler savaşı yaşandı. Şöyle kategorize edeyim. HDP'nin kapatılmasını isteyenlerle HDP'nin kapatılmasını istemeyenler arasında bir mücadele yaşandı. Kapatılmasını isteyenlerden parti olarak MHP vardı. Çünkü Genel Başkan Yardımcısı da Fethi Yıldız da o gün bir tweet atarak müdahil olmak istedi bu. Tabii. O önemli. Bak bir altını çiz. O gün sabah seçim sırasında bir tweet attı. Hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, değil mi? Evet. Yorulduğunu ima etti hali hazırdaki Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve emekli olması gerektiği, yerine de filanın gelmesi gerektiğini ima eden bir tweet attı. Yani parti olarak nerede durduklarını gösterdi. Tabii yani orada da zaten yarışın kimler arasında yaşandığını hemen anlıyorsunuz. Saraydan da destek var. Ben Süleyman Soylu'nun da o grup içinde yer aldığını düşünenlerdenim. Çünkü Zühtü Aslan aday olmayacaktı. Evet. Aday olma niyeti de yoktu. Üyelerin talebiyle ve kazanma ihtimalini yükselten sayıdaki üyenin talebiyle oldu. Nitekim ben bunu da yazmıştım zaten. HDP'nin kapatılma davasındaki en önemli aşamanın Zühtü Aslan'ın aday olması halinde, tekrar aday olması halinde seçilir diye kesin hüküm kurmuştum. Aday olmaması sıkıntılıydı, aday olmayı çok istemiyor demiştim. Aday oldu ve kazandı. Hani bunu hep Erdoğan'ın yenilgisi olarak sundu bazı gazeteci arkadaşlarımız da. Ben çok o kadar düşünmüyorum, çünkü hemen ilk tebrik edenlerden bir tanesi Erdoğan. Oysa ki biliyoruz Erdoğan siyasetinde böyle bir uslup yoktur. Erdoğan'ın en azından HDP'nin kapatılması meselesi de MHP'ye karşı elini rahatlatan bir seçim oldu. Zühtü Aslan'ın seçilmesi. Öyle söylemek lazım. Peki. Sedat, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bitirmeden önce bir Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili cümlesini verelim. Çünkü bir güvenlik meselesine geçeceğiz. Hem dış politika, o çerçevede güvenliği konuşacağız ama işin iç politika boyutu da var bana göre. Bir yorumunu rica edeceğim. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum diyor bugün Süleyman Soylu. Hangi gazetecilere yazı yazdığını, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğini biliyoruz. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Valla bilmiyorum, hep çıtayı bir yukarıya doğru götürüyor Süleyman Soylu. Ne diyorsun? Valla ne desem boş, yani ne diyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani şu gerçekten insanı üzüyor. Yani bunları söylerken çok keyif almıyorum. Aynısı İstiklal Caddesi'de de oldu biliyorsun. Terörist geldi, bomba patlattı. Yazık günah, çoluk çocuk, bir sürü insan katledildi orada.
Geldi İçişleri Bakanı, bunu yapanlar Amerika'dır dedi. Şimdi şu açıklamaya da baktığınız zaman, siz bu devleti temsil etme yeteneği olan bir makamda oturuyorsunuz. Bunların gereğini yapmaktan bir derece sorumlusunuz. Burada sıradan sokakta siyaset yapıp kendisini herkesin dikkatli izlemesini gereken insanlar değilsiniz. Burada bir diplomatik açıdan da Türkiye'nin bir itibarı da gücü de aşınıyor. Bu açıklamalar ciddi açıklamalardır. Ülkeler birbirleriyle ilgili böyle açıklamalar yaptıkları zaman o ülkeler arasında sıkıntı, sorun olur. Karşılıklı büyükelçiler çekilir. Sadece bu değil. Bak, yine bir hatırlatma yapayım. Cumhurbaşkanı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, bir NATO ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, bir başka NATO ülkesi olan Yunanistan'ın başkenti Atina'yı füzeleriyle vurabileceklerini söyledi. Bir gece ansın. Bu açıklamayı yaptı. Normal koşullarda, ya düşünelim şimdi, yani İngiltere Başbakanı Fransa'ya diyor ki ben Paris'i füzelerle vuracağım. Ya da Fransa Başbakanı diyor ki ben Berlin'i vuracağım. İki ülke arasında kriz olur, büyükelçiler çekilir, ultimatomlar verilir, notalar verilir. Ama sizin Cumhurbaşkanınız bu cümleleri kurdu, tartışılmadı bile, konuşulmadı bile. Yani ülkeyi taşıdığınız nokta itibariyle söylüyorum. Şimdi böyle bir rahat, konforlu alan bulunca İçişleri Bakanı da tabii ki bu cümleleri kuruyor. Da bu cümlelerden daha ilerini de kuruyor. İşte Kabardağ'ında petrol bulduk, o yüzden bizi kıskanıyorlar. Şimdi o ikisini birlikte kurunca tabii bu ciddiyet konusunda bir... Tam da onu söylüyorum ben de. Yani bu ülke bunları hani ne kadar hak ediyor? Belki bir kısmen hak ediyordur ama bu kadar hak etmediğini düşünüyorum ben. Peki, çok teşekkürler Sedat. Sağ olasın, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Yayınlar kolay. Sedat Bozkurt'la konuştuk efendim, gazeteci, Ankara'dan gazeteci arkadaşımız. Biraz bu Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarına baktık. O da İYİ Parti'nin tam olarak ne önerdiğinin belli olmadığını ama bu kararın da bir önceki toplantıda alındığını, yani 13 Şubat'ta aday meselesinin konuşulup bir sonucu